arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir prenses elbisesi çalışacağız. Ben bu elbisemde alışılmışın dışında renk kullanmayı tercih ettim. Kahverengi ve tabanın tonunu kullandım. Ve şöyle gördüğünüz gibi inci düğmelerimi kullanarak bu elbisemi tamamladım. 2 tane ip kullandım. 2 tane buradaki rengimden, elbisenin gövde kısmından tam olarak bitirmedim. 1 tane de bu ipimden yine epeyce bir kaldı. Yani bu ölçülerde örmek için 3 tane ip almanız gerekmekte. Çünkü elbisemiz büyük boy. Bakın buradan epeyce bir kaldı. Sadece etek uçlarıyla yakası ve kollarını kullandım. Tabi dilerseniz bunları da yine gövdeyle aynı renkte uygulayabilirsiniz. Ben 2 tane tığ kullandım örmek için. 2,5 ve 3 numaralı tığımı kullandım. Alt kısmı modelimiz daha kalın uçlu tığ sevdiği için modelimizi uygulamak için tığ numaramı büyüttüm. Burada numaram görünmemekte. 2,5 numaralı da diğer tığım. Ve ip olarak ise Kartopu'nun baby one ipini kullandım. Kahverengi ipimin barkodu bu. Yukarıdaki rengimin. Bunun renk numarasını vermek istiyorum. K846 numaralı renge sahip. Diğerini ise daha önce aldığım için evde olan ipimde barkodu yok. Ama o da yine Kartopu baby one'ın ipi. Bu iplerimiz 100 gram ve 250 metre olmakta. Antibiyolojik özelliği de taşımakta. Evet, bu elbisemizde ben şu kısımda bakınız. Düğmeleri yoğun olarak kullandım. Diğer kısmı düz olarak kullanılan bölümü ise arka olarak tercih ettim. Sizler burayı da ön olarak kullanacaksanız şuradaki benim düğme diktiğim ve kenar çalışması yaptığım yerleri dikerek sadece bir düğmeyle kapatabilirsiniz ve de yaka çalışmasını tam tersi noktada yapabilirsiniz. Yani bu kısmı arkaya getirip diğer kısmı öne getirebilirsiniz. Evet, şimdi ölçülerimize bakalım. Omuzumdan tutuyorum. 40 santim omuzumdan etek ucuna kadar elbisemin uzunluğu. Gördüğünüz gibi büyük bir elbise çalıştık. Daha ince iplerle çalışırsanız birazcık daha küçük olabilir. Küçük çalışmak isteyen arkadaşlarımızdandır. Bel ölçüsü 27 santim belimizin ölçüsü. Evet, bir kolumuzdan bir kolumuza uzunluğumuza da bakalım şöyle. Tabi burası kabardığı için ölçümüz biraz fazla gösterecektir. Onu da siz hesaba katarsınız. 30 santimde bir omuzdan diğer omuza, tabi bu payı aldığımız zaman muhtemel 27 santime karşılık gelecektir. Evet, bu şekilde elbisemizin ölçülerine baktık. İpimizi, tığımızı söyledikten sonra minik de bir ricam olacak sizden. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak, tamamen ücretsizdir abonelikler. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevindirirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek bu elbisemizin yapımına geçelim. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek elbisemizi örmeye başlayalım. Bir tane düğümümü attım ve 10 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası elbisemizin ön kısmı için. Şimdi kolumuz için çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 ve 14. 14 zincirde kolumuz için çektim. Elbisemin arkası için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane de arkamız için zincirimizi çektik. Tekrar kolumdayım. 14 tane kolum için çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Son önümüz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirde önümüz için çektim. Şimdi santim olarak ölçüsünü görelim. Durumu açtım. Zincirlerimi bitiş yerinden şöyle tutuyorum. Ve diğer tarafa kadar ölçtüğümde 26 santim, 27'yi biraz taşıyor ama 26 santimde olduğunu görüyorum. Şimdi üzerine trabzanlarımızı örmeye başlayalım. bir tane geri geliyorum. 1, 2 ve üzerine 2 tane yeni zincir ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Çekilmiş olduğum ikinciye batıyorum. İkili olarak trabzanımı örüyorum. 2 zincir geri geldim. 2 üzerine çektim. Çekildiğim yere gelip battım ve burada 2 tane trabzanımız oldu zincirimizle birlikte. Ve sonra örmeye devam ediyorum. Toplamda 10 tane yan yana olarak ördüğümüz, yani 10 zincir çekmiştim elbisemin önü için. Onunu da birer birer trabzanlarıma örüyorum. Toplamda 10 olana kadar devam edelim. Bir dolayıp 2 defa da örüyorum. Kaç olduğuna bakalım. 2, 4, 6, 8, 2 tane kalmış. Onları da hemen örüverelim. 9.'yu örüyorum. 10. ve son trabzanımı örüyorum. 10. trabzanımı ördükten sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimiz ara, ayrım ve artış yerimiz için. Ve tekrar tığımın başında oluyorum. Yandaki zincir yuvasına giriyorum. Aynı yere değil, bakınız, yandakine batıyorum. Ve 14 tane kolumuz için hazırladığımız zincirin her birine birer tane trabzan örerek toplamda 14 tane trabzanı kolumuz için örüyoruz. Zincirimden sonra 14 tane trabzanımı ördüm. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. 14. trabzan üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Ve şimdi arkamız için 20 tane zincir çekmiştim. Her birisine birer birer batarak trabzanlarımı örüyorum. Aynı battığım yeri değil, bir yanına batıyorum ve örüyorum, başlatıyorum. Birer birer, hiç atlamadan arkamız için 20 tane trabzanımızı örelim. Elbisemizin arkası. Tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. 20. trabzan üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve yeniden aynı yere değil, yanındaki zincire girerek 14 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Bakınız, aynı yere değil, yanındakine battım ve birinciyi ördüm. Toplamda 14 olana kadar devam ediyorum. 14 trabzanımı ördüm. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. 3 tane zincirimi 14. trabzan üzerine örüyorum. Ve yine aynı yeri değil, yandaki zincire batarak son parça olan önümünde trabzanlarını örüyorum. Toplamda 10 tane trabzanımız olacak önümüze. Trabzanlarımı örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 9 tane trabzanımız oldu. 10. ve son trabzanı da bu şekilde örüyorum. Bakın, zincirimiz hiç fazla eksik olmadı. Bölümlerini ayrı ayrı bu şekilde ördüm. Tekrar hatırlatmak istiyorum. 10 trabzan önlerimize, 14 kollarımıza, 20 de arkamıza ördük. Şimdi ikinci sıramızı başlatıyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci sıramızı kafes olarak öreceğiz arkadaşlar. Onun için 4 tane zincirimi çektim ve hemen başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı atlıyorum. Üçüncü trabzana batıyorum. Bunu 1 saydım. Bakın, 1 trabzan saydım. 2'yi atlıyorum. Üçüncü trabzanıma tığımın başını dolayarak batıyorum. Ve 1, 2 defa da çekiyorum. 1 tane zincir çekiyorum. Aşağıdan bir trabzan atlayıp diğer trabzana batıyorum. 1 ve 2. Bir trabzan atlayıp ikincisine battım. Ve yeniden bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanımı atlıyorum. Tığımın başını dolayarak yuvaya giriyorum. Ve buraya yan yana 2 tane trabzanımı örüyorum. Bunlar bizim artış trabzanımız. Bakın, arada zincir yok. Yan yana 2 tane trabzanımı ördüm. Kaç tane kafes yaptığıma uzaklaşmadan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane kafesim, 2 tane trabzanım oldu. Şimdi ikinci trabzan üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Ve yine burası artış ve ayrım yeri olduğu için arkadaşlar 2 tane trabzanımı yine buraya örüyorum. Burasına hep ikişer trabzanımızı öreceğiz. Arada 3 tane zincirimiz olacak. Şöyle görelim bakın. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bakın şuraya batıyorum. İlk trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Yanındakini örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Ve bu şekilde ayrım yerine kadar devam ediyorum. Evet, şimdi kaç tane kafes olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kafes oldu. Şimdi 8. kafesimi de araya girerek yapıyorum. Bakınız bir tane zincir çektim. Bir trabzan atlıyorum. Yuvaya girerek 2 tane yan yana trabzanımı örüyorum. Şöyle sayalım tekrar isterseniz. Bakın şöyle tutayım. Kendiniz de rahatlıkla sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 2 tane trabzanımız oldu. Şimdi 2 trabzanımdan sonra 3 tane ara zincirimi çekiyorum. Ve tekrar tığımın başını dolayarak 2 tane trabzanımı bu noktaya artışım olsun diye örüyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilkine batıyorum. 1 zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, sıradakine batıyorum. Bir zincir çekiyorum, aşağıdan bir atlıyorum, diğerine batıyorum ve şuradaki 3 zincirime kadar aynı işlemlerimi yaparak ilerliyorum. Arkamın kafeslerini de örerek geldim. Şöyle tutuyorum saymak isteyen arkadaşlarımız için. Hani ilk sıra olduğu için daha kontrollü gitmemizde fayda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kafesim oldu. Şimdi bir tane zincir çektim. Sona batmıyorum, atlıyorum. Tığımın başını dolayarak giriyorum ve bir kafesim daha oldu burada bakınız. 2 tane trabzanımı yan yana örüyorum. İkinci trabzanım üzerine 1, 2, 3 zincirimi çekip yine 2 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batıyorum ilk trabzanıma. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine şekliyle yine ayrım yerine kadar geliyorum. Şöyle arkamı da şu şekilde tutarak göstermek istiyorum. Saymak isteyen arkadaşlarımız için. Şimdi kolumuzu da örelim. Kolumuzu da ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha öreceğiz. 8 olacak. Diğer tarafta da aynı şekilde 8 tane bakınız kolumuz. Her ikisinin de aynı olmasına lütfen dikkat edelim. Özellikle çiftli bölümlerimizde hem önlerimizin hem kollarımızın aynı sayıda olması gerekmekte. Bir tane zincir çekiyorum. Yine son trabzanı atlayarak 2 tane örüyorum trabzanımı. Yine 3 zincirimi ve 2 trabzanımı hemen ördüm. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın burada önde kaç tane kafesimiz vardı? 1, 2, 3, 4, 5 tane kafesimiz var. Bakınız yine burada da 5 tane kafesimiz olacak. Şimdi 2 trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çektim. Bir tane trabzanımı atlıyorum. Hemen batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincirimi çektim. Bir atlayıp diğerine battım. Bir zincirimi çektim, bir atladım, diğerine battım. Bir zincirimi çektim, en son zincirden döndüm, trabzanıma battım ve 5 tane kafesimi de bu noktaya ördüm. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi bir de yere koyup yerden bakalım. Masamın üzerine bıraktım ve bu şekilde 2 sıramızı görmekteyiz. Kollarımız, önümüz ve arkamız. Şimdi 3. sıramıza başlayabiliriz. Bitiş noktasından 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. Çeviriyorum. Bu sıramızda Bir tane zincir içerisine bir trabzan üzerine, zincir içerisine trabzan üzerine öreceğiz. Trabzanın üzerine zincirimi çektim. Şimdi bir zincir çekmiştim. Buraya giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın üzerine örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine alttan giriyorum, örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Trabzanımı doluyorum. Zincir içerisine. Doluyorum trabzanın üzerine. Bir zincir içi, bir trabzan üzeri. Bir zincir içi, bir trabzan üzeri örüyorum. Zincir içini ördüm. 2 artışım vardı. Onları birer birer örüyorum. 1 ve 2 ve tekrar 3 tane zincirimin bulunduğu noktadayım. Buraya da yine 2 tane artışımı örüyorum. 1 ve 2 artışımı ördüm ve araya 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve yeniden 2 trabzanı bu artış yerine örüyorum. Bu taraf kolumuzun artışı olacak. Evet, 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımızı ördüm. Koluma başlıyorum. Kolum ve diğerleri de hep aynı şekilde. Bakın bu yan yana olan 2 trabzanımı hemen üstlerine batarak örüyorum. Sonrasında biraz önceki yapmış olduğum gibi bir zincir içi, bir trabzan üzeri, zincir içi, trabzan üzeri, zincir içi, trabzan üzeri. Örerek geldim. Hemen burada 2 trabzan öncesinde bir zincirim vardı. Onu da örüyorum. 2 trabzanlarımın üzerine birer birer batarak örüyorum. 3 zincirimin içerisine 2 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip yeniden 2 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Ve yine trabzanlarımı aynen buraya kadar örmüş olduğum şekliyle örerek sıramı tamamlıyorum. Trabzanlar üzerine, zincir içine şekliyle başa kadar ilerleyelim. Evet, sıramızın yine sonuna kadar geldik. Bütün trabzanlarımızı ördükten sonra şimdi burası önemli. Burada bazen yanılmalar olabiliyor kafesimizi örmekte. Ben her ihtimale karşı hatırlatmak istiyorum. Şimdi burada 2 tane trabzanımızı öreceğiz. 1 zincir içi, 4 zincir çekmiştik. Onun 4.'sü. Yani bir zinciri trabzanımız için ve kenardaki bir tane trabzan olarak saydığımız bölüme de batıyorum. Bir trabzan, bir zincir içi örmüş oluyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Şimdi yere bırakıp bakalım ama öncesinde 3 tane zincirimizi hazır bu yöndeyken çekelim. Sonra arkasını çevirip örmeye başlayacağız. Kafes olacağı için bir tane de kafesimiz için çektim. Toplamda 4 zincirimi çekerek hazırladım. Şimdi masamın üzerine koyup bakalım. Masamın üzerine koyduğum 3 sıramızı çok şükür gayet güzel bir şekilde sıkıntısızca ördük. Şimdi bundan sonraki sıralarımızda da yine aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz. Bir sıra kafesimiz, bir sıra trabzanımız olacak. Robamızda belli bir noktaya gelene kadar bu şekilde trabzan ve kafes sırası olarak öreceğiz. Şimdi kafes sıramızı yeniden başlatalım. Daha sonra inşallah aklımızda herhangi bir tereddüt kalmaz. Biraz büyütürüz, sonrasında görüşürüz ama şimdi birlikte çalışalım birazcık daha. Evet, 4 zincirimi çekmiştim. 4 zincir sonrası tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Lütfen buna dikkat edelim tekrar. Birinci bu. İkinciye atlıyorum ve üçüncüye batıyorum. Bakın üçüncüye battım. Trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum, bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum. 2 tane trabzan giriyorum. 1, 2. Araya 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra yeniden 2 tane buraya trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Bu gibi durumda, yani buradaki kolumuz ve arkamızda fark etmişsinizdir. Birinciyi atlamıyoruz. İkincisinde zaten bir tane kalıyor. Hemen bir tane çektim. Hemen ilkine battım. Aşağıda da aynı işlemi yapmıştım. Bir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Ve devam edelim biraz daha. Sona kadar örerek geldim. Şöyle tutarak göstermek istiyorum. İlk kafesimizi hemen dibine örmüştük. Bakınız, sonrasında örerek geldim. Bir tane zincir çektim. Bir atlıyorum. Hemen en son trabzanıma batıyorum. Ve araya zincir çekmeden 2 tane trabzanımı buraya örüyorum. Bakın, araya zincir çekmedim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. Bu artışlarımız klasik, hep yapacağımız işlemimiz bunlar. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batarak başlıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Ve bu şekilde sona kadar ilerleyelim. Evet, arkamızın da sonuna kadar geldim. Bir tane zincirimi çekmiyorum. Bakınız, en son buraya son trabzanı ördüm. Hemen yanına 2 trabzanımı örüyorum. Burada çekseniz de çekmeseniz de çok önemli değil. Ama ben çekmemeyi tercih ediyorum. 3 zincirimi çektim. Yani bozmaz, kesinlikle korkmayın. Bir tane zincir çekip bir atlamadan hemen batıyorum başlangıçlarda. Bir zincir çekiyorum, bir atlayıp diğerine batıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Önümüzü de ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ve son kafesimizi de örüyorum. Kenara batıyorum ve diğer sırama geçmek için 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakın, burada kafesimizi kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Diğer önüme bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Önlerimizi mutlaka kontrollü ilerleyelim. Çünkü bir tane önümüz büyük, bir tane önümüz küçük olmasın. Şimdi masama koyup tekrar bir bakalım. Masama bıraktım. 4 sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi şuradaki trabzan sıramızın aynını tekrar edeceğiz. Bir zincire trabzana, zincire trabzana, zincire trabzana şekliyle örüp burada da 2 tane trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımızı örerek tamamlayacağız. 3 zincirimle başlamıştım. Bu şekilde biraz büyütelim. Zincire, trabzana. Zincire, trabzana, zincire, trabzana, zincire, trabzana, ayrım yerine kadar gelelim birlikte. Zincire, trabzan, zincir, trabzan, zincir, trabzan. Tekrar trabzanım, artış ve zincirin içerisine 2 tane yeni trabzanımı örüyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Yeniden 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Ve alttaki trabzanlarımı ve zincirlerimi trabzan şeklinde örerek sıramızı tamamlıyoruz ve bundan sonra biraz büyütelim. Bir sıra kafesimiz, bir sıra trabzanımız. Daha sonrasında yeniden görüşelim. Elbisemizin roba kısmını ben örmeye devam ettim ve bu şekilde büyüttüm. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sıra ördüm ve kafes sırasında bıraktım. Şimdi ölçülerimize bakalım. Birbirimizin ölçüsünü kıyaslamış da oluruz aynı zamanda. 27 santim benim elim. Bu hiç şöyle düzeltilmemiş, asılıp sündürülmemiş hali. Şöyle birazcık bile asıldığımda şöyle 28 santime çıktığını görüyoruz. Yani 27-28 santim arkamızın eni. Boy olarak ölçüsüne bakalım. Boy ölçüsü ise tam 10 santime karşılık gelmekte. Şimdi ben sıramdan yine trabzanımı örmeye başladım. Burada kolumuzu şu şekilde büküp birleştireceğiz. Şöyle başladım yine. Birer birer ördüm. 2 tane trabzanımı yine yuva içerisine ördüm. 1 ve 2 artışımı yaptım. Şöyle kolumu büküyorum. Altına ilave zincir yapmıyorum. Kolumu büktükten sonra yeniden 2 trabzan bu noktaya örüyorum. 1 ve 2. Buraya 2 trabzan öne ördüm. 2 trabzan da arkaya ördüm. Bu şekilde kolumu birleştirdim. Yani kolumu artık ayırdım. Kolumuzu bırakacağız. Sadece ön ve arka olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadan 2 trabzan sonrasında ben birer birer örmeye devam ediyorum. Trabzanlarımın üzerine yine bakın şurada bir tane zincirim var. Zincirimi, trabzanımı. Zincirimi, trabzanımı şeklinde diğer kolumuzun altına kadar ilerleyelim. Kolumu birleştirdikten sonra arkama birer birer örerek geldim. Yine aynı şekilde şuradayız. Kol ayrım yerindeyiz. 2 tane trabzanımı bu noktaya yine örüyorum. 1 ve 2. Şöyle büküyorum. Artı zincir çekmeden yine önümüze geçişe batıp 2 tane trabzanda bu noktaya örüyorum. 2 trabzanımı örüp kolumu birleştirdim. Her iki kolumuz da birleşti. Şimdi önümüzü birleştireceğiz. Önden devam ediyorum. Trabzanlarımı ve zincirimi birer birer örerek ikinci önümü tamamlıyorum. Son trabzanımıza gelerek ördüm. Şu şekilde kolumuzu birleştirdik. Arkamızı ördük. Şu an önümüzdeyiz. Önümüzü de birleştirelim. Artık tüm beden olarak örmeye başlayalım. En son trabzanımın üzerine varana kadar ördüm. Şimdi birlikte geçişimizi yapalım. Geçişimi yaparken yine burada 3 tane zincir çekmiştim. O noktaya gelerek batıyorum. İlmeğimi şöyle kaydırarak geçiriyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Ve başlıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Yine bu sıramızda kafesimize devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir, bir atla diğerine bat şekliyle başlangıcımıza kadar ilerliyoruz. Bakın şöyle de kollarımız da gayet güzel oldu. Şimdi ilerleyelim. Kol altımıza doğru gelelim. Kol altımızda birlikte çalışalım. Kol altımın bulunduğu noktaya geldim. Hiç farklı işlem yapmıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Sıradakini atlayıp bir sonrakine geçiyoruz. Yani akışımızı hiç bozmuyoruz. Tığımın başında oluyorum. Bir atlayıp diğerine batma şekliyle başladığımız noktaya doğru trabzanımızı ve zincirlerimizi örerek ilerliyoruz. Kafeslerimizi örerek geldim. Her bir kafesimizi yine bir tane atlayıp ikinci trabzanımıza batarak ördük ve birleşme noktasındayım. En son trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Şurada başlangıçta 1, 2, 3, 4 tane zincir çekmiştim. Üçüncüye geliyorum. Batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Ve buradan 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum tekrar. Ve bu noktaya giriyorum. Bir trabzan, yani bir zincirime, bir trabzanıma şeklinde birkaç sıra daha bu şekilde devam ediyorum. Bir sıra kafes, bir sıra trabzan. Sıramın sonuna kadar kafesimi örerek geldim ve artık modelimizi uygulayabiliriz. Kolumuzun altından şöyle 1, 2, 3 sıra ördük. 3. sıradan sonra buradaki görmüş olduğumuz kafesten sonra artık burası tam belimiz oldu. Model kısmına geçeceğiz etek bölümü için. Ölçümüze bakmak istiyorum. Birbirimizin ölçüsüyle kıyaslayıp fark etmemiz için. Bakın 15,5 şöyle düzelttiğim zaman 16 olabilecek bir ölçü. Gördüğünüz gibi şöyle düzeltmemle neredeyse 17'yi bile bulacak. Şurada bakınız şöyle tutuyorum. Şöyle de gördüğünüz gibi. Eline bakalım. Şöyle bakınız. Şuradan tam kolun bulunduğu yerdeyim. Her iki kolun bulunduğu yerden ölçüyorum. 26 santim. 26 santim. Şöyle düzelterek bir de gövde kısmına bakalım. 26 yine biraz düzeltmemizde şu şekilde gelmekte. Bakın şöyle tutuyorum. Şuradan bitmekte. ölçü. Şöyle görelim. Evet, şimdi bu ölçülerimizi birlikte gördükten sonra birleşme işlemini buradan yapalım ve modelimizi uygulayalım. Burası elbisemizin önü olacağı için şöyle bakın, bir tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. zincir yuvası içerisine giriyorum. İpimi geçiriyorum içinden. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve modelimi buradan kurmuyorum. Modelimi buradan kurduğum zaman bazen arkadaşlarımızda model sürekli yerleri değişirken elbisemizin ön kısmında potluk ya da model değişikliği belli olmasın. Şöyle arkasını çevirelim. Elbisemizin arkası bu tarafta ve de tığ numarasını ben birazcık daha ucunu kalınlaştırdım. Şöyle görmenizi istiyorum. Ucunu birazcık daha kalın alacağım. Modelimiz çünkü kalınla uygulamaya çok müsait, ama eliniz gevşekse zaten hiç tığımızı değiştirmemize gerek yok. Tığıma bir zincirimi çekip düğümümü attım ve elbisemin arka kısmından şöyle kenara doğru başlıyorum. Batıyorum, herhangi bir kutucuğun içerisine şöyle batıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki, bakın ipimizi de şöyle sol tarafa doğru elimizle çekip düzeltip gizleyeceğiz. Yanındaki ilk kutucuğa 6 tane trabzanım örüyorum. 1, 2, 3. Rahat rahat da örüyorum. Sıkıştırmayalım. Bu model biraz şöyle rahat örmekle çok daha güzel, gösterişli olmakta. 2, 4, 5 olmuş. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ve son trabzanımı örüyorum. 6. trabzanımdan sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki kutunun içerisine gelerek batıyorum. Hemen yanındakine battım, bakınız. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki kutucuğa girerek yine 6 tane trabzanım örüyorum. Böyle modelimizi sık sık uyguluyoruz. Eteğimiz çok güzel dökümlü, hemen belden bolca insin diye. Sayalım kaç olduğunu. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. ve son trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen yandaki kutucuğa 6 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki kutucuğa batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanına giriyorum. 6 tane trabzanımı örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine batıyorum. Bu kadar sık istemezseniz arada bir kutu atlayıp yanındakine de şu şekilde batmanızda ilk modelimizi uygularken herhangi bir sakınca yok. Mesela 3 tanesini yan yana örüp dördüncüyü bir tane kutucuk atlayarak bir ileriye batıp birazcık daha rahatlatmış olabilirsiniz. Rahatlatabilirsiniz yani. Bir zincir çektim. Hemen dibine battım. Bakın sadece burada bir kutucuk atlamıştık. Hepsini yan yana ördük. Bu sadece çok bir dökümlü olmasın. Yani çok bir yığılma olmasın diye isterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz yine her bir kutumuza batarak devam edebilirsiniz. 1, 2, 3. ben olacağını göstermek için bakın sökmedim, aynen devam ediyorum, hiçbir sıkıntı olmaz. Sık sık yapmayalım yalnız, en azından 3-4 tane de bir olabilir, kaldırır, ama daha fazlası hoş durmaz. 5 oldu. 6. ve son trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çektim, hemen yanındakine batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yanındakine girerek 6 tane trabzanımı örüyorum ve modelimizin etek kısmını, İlk sırasını bu şekilde kuruyoruz. 4, 5, 6 çift sayılarla trabzanımızı örmekteyim. Bakın 6. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanına batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki kutuya 6 trabzanımı örüyorum. Ve başlangıç yerime kadar bu işlemlerimi tekrar ede devam ediyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Yandaki kutuya batıyorum. Şöyle görelim. Modelimizi başladığımız yere kadar 6'şar trabzan, aralarında birer sık iğnemizi örerek tamamladık. Ve bakın böyle sıkı bir şekilde modelimiz kuruldu. Böyle sıkı olduğu çok güzel. Eteğimiz alta doğru çok güzel dökümlü olacak. Dediğim gibi arada birkaç tane rahatlatabilirsiniz. Çok fazla olmamak kaydıyla. Evet, son trabzan grubuma geldim. 6 taneyi ördüm. Geçişimi yapmadım. Şimdi ikinci sıramıza birlikte geçişimizi yapabiliriz. 6 trabzandan sonra bir tane zincirimi çektim ve bakınız şuradaki hemen kenardaki zincirimizi, bir zincirimizi ve şu arada kalan 6 tane trabzan sayalım bakınız istersen. Bu zincir 1 2 3 4 5 ve 6 trabzanımızı 3 ve 3 olarak bölüyoruz ve bunları 3 tanesini ördükten sonra ortaya 3 zincir çekeceğim. Daha sonra diğer üçünü de öreceğim. Ama tepesine batmıyorum. Tığımın başını dolayarak bakın şuradaki zincirimi atlıyorum. Bu aradan tığımın ucunu girdiriyorum. Trabzanımı itiyorum. Bakın trabzanım diğer tarafa itiliyor. İpimi alıyorum. 1-2 defa da örüyorum. Tekrar bu şekilde 1-2 üçüncüye de girdim. Öne şöyle tırtıklı, güpürlü bir görünüm düşmesi gerekmekte modelimizin güzel görünmesi için. Üçünü ördükten sonra araya 1-2-3 tane de trabzanımı örüyorum ve sonra kalan 3 tane trabzanımı örüyorum. Şöyle giriyorum, arkadan giriyorum, tığımın başı dolanmış bir şekilde sırası ile birer birer örüyorum. 3. trabzanıma da giriyorum ve örüyorum. Burada şu işlemimizi yaptık bakınız. 3 trabzanımızı ardından girdik. Şu şekilde güzel bir güpür düştü ve içte de dikiş görüntüsü var bakınız. Araya 3 zincirimi çektim ve diğer kalan 3 trabzanımı da yine ördüm. Şimdi gruplar arası geçerken zincir çekmiyoruz. Direkt tığımızın başını doluyoruz ve hemen buradaki 6 trabzanımın 3'ünü önce, 3'ünü sonra örüyorum. Burada yine zincirim var. Zincirimin bu aradan giriyorum. Trabzanımı arkaya doğru itiyorum. 1-2. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aradan giriyorum, itiyorum. 1-2. Ve devam ediyorum. Giriyorum. 1-2. 3 tane trabzanımı yine ördüm. Araya 1-2-3 zincir çekiyorum. Ve kalan 3 tane trabzanımı da örüyorum. Birinciyi örüyorum. 1. İkinciyi. Ve 3. trabzanımı da ördüm. Bakın iki grubumuzu da bu şekilde tamamladık. Şimdi 3. grubumuzla birlikte çalışalım. Tığımın öncelikle başını doluyorum. Şuradaki bir zincirin hemen yanından boşluktan giriyorum. Trabzanımı arkaya itiyorum. 1 ve 2. Doluyorum. 2. trabzanımı. 1, 2. 3. trabzanımı. 1, 2. Araya 1-2-3 tane zincir çekiyorum ve sonrasında şöyle kedimizin tüyleri 1-2 ve üçüncüyü de örüyorum. 3 tane trabzanımı arasında 3'er zincir çekerek ördük ve modelimizi başladığımız yere kadar 3 tane trabzanımızı böyle ardından giriyoruz, örüyoruz. 3 zincirimizi çekip tekrar 3 tane trabzanımızı yine ardından girerek örüyoruz ve aralarında yani gruplar arası zincir çekmiyoruz. Direkt başını dolayarak geçişimizi yapıyoruz. Elbisemizin ikinci sırasını başlangıç yerimize kadar örerek geldim. 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde bütün bölümlerimizi bu şekilde örerek tamamladık. Diğer tarafı da şöyle görelim. Bakın çok güzel. Evet. Diğer sıramıza geçişimizi yapalım ve bundan sonra aynı işlemlerimizin tekrarıyla etek boyunu istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam edelim. İlmeğimi takıyorum ve hemen bakınız burada başlamıştık. Birinciye gelip batıyorum. Tığımın ucunu girdiriyorum ve şöyle rahat bir şekilde kaydırıyorum. İkinciye batıyorum. İlmeğimi alıp rahat bir şekilde yine kaydırdım. Üçüncüye de aynı işlemimi tekrar ediyorum ve aradaki 3 zincirime giriyorum. Ve buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu birinci trabzanım olarak sayıyorum. Sonrasında ikinci trabzanımı, üçüncü trabzanımı, 4, 5 ve 6 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. 6. trabzan sonrası bir zincir çekiyorum. 3-3 örmüştük, bakınız 3 bu grupta, 3 de diğer grupta. Grupların arasındaki bölüme tam şu ortadakine gelerek batıyorum ve buraya yine bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 3 zincirin içerisine girip 6 tane trabzanımı örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. 3-3 bakınız gruplarımız vardı. 3 bir tarafta, 3 de diğer tarafta. Tam ortaya bakın, şu boşluğun tam tepesindeki yere gelerek batıyorum. Ve bundan sonra da bir zincirimi çekip tığımın başını doluyorum. Yine 3 zincir içerisine girip 6 tane trabzanımı bu noktaya rahat rahat örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6. trabzanı bitirdikten sonra bir zincirimi çekiyorum. Bakın alt altı gruplar arası şu boşluğun tam üzerine denk gelene batıyorum. Ve bir zincirimi çektikten sonra yeniden 6 tane trabzanımı örüyorum ve sıramı bu işlemlerimin tekrarıyla tamamlıyorum. Sıramızın sonuna kadar 6 trabzanımızı bir zincir bir sık iğnemizi örerek geldik ve geçişimizi yapmak için hazırız. Şimdi geçişimizi birlikte yapalım. 6 tane trabzanımı ördüm. 6. trabzanımı ördükten sonra bakınız bu ortaya yine batıyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum bir zincirimi hemen tığımın başını dolayarak şuradaki ilk trabzanıma giriyorum. İlk trabzanıma şu şekilde giriyorum. Bakınız önden giriyorum. 1, 2 örüyorum. Daha sonrasında diğerine yandan, yani şöyle ardından giriyorum. 1 ve 2. Bir sonraki trabzanımı da yine hep aynı şekilde ardından girerek örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Kalan 3 tane trabzanıma da aynı şekilde girişler yaparak örüyorum. Ve bu iki trabzan grubumuzun tekrarlarıyla şöyle bakalım. Birinci 6 trabzanımız ve 3-3'e böldüğümüz zaman 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzana bölüp arada zincir çekmeden geçtiğimiz işlemlerimizi yaparak etek boyumuz uygun olana kadar devam edeceğiz. Bakın arada zincirimi çekmedim. Geçişlerde zincirimiz yok. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip tam 3-3 ortadan bölüyorum. Ve diğer 3'ü de ardından bu şekilde girişimizi yaparak örüyoruz. Evet. İşlemlerimiz tıpkı bu şekilde devam edecek. Şimdi biraz büyütelim. Sonrasında yeniden birlikte olalım. Evet sevgili arkadaşlar, ben elbisemin etek kısmını örmeye devam ettim. Bakın ne kadar güzel oldu. Arkası da bir o kadar güzel. Dilerseniz arka tarafı da ön olarak kullanabilirsiniz. Ben ön kısmı dediğim gibi düğmeli güzel bir çalışma şeklinde tamamlamak istiyorum. Şimdi kaç sıra ördüğümüze bakalım. Şöyle tırtıklı bulunan güpürlü kısımlar bir olarak sayıyorum. Her birini 2 sırada örerek tamamlamıştık. Bir 6 trabzan örmüştük. Sonra 2'ye bölmüştük. 3 ve 3 şeklinde. Bunu 1 diye şöyle sayalım. 1. Bakın tırtıklar sayıyorum. Dilimleri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 10 sırayı tamamladıktan sonra etek boyumu yeterli olduğu için bu şekilde bu 6 tane trabzan olan bölümümü ördüm. Yalnız ben bu 6 tane olan trabzanı son sıra olduğu için 7'şer 7'şer ördüm. Daha güzel, daha dolgunca dursun diye 7 trabzan, 1 zincir, 1 sık iğne, 1 zincir, 7 trabzan şeklinde tamamladım. Evet, eteğimizin boyu böyle uzunca güzelce oldu. Şöyle ipimi de gösteriyorum. Kartopunun baby one'ı ile örmüştüm diğer üst kısmı da, alt kısmı da ise yine birkaç ton koyu, yani bayağı ton koyu ama aynı yakışacak, birbirine tamamlayacak renkle hareket katmak istedim elbisemi. Evet, şöyle yaklaştırıyorum ve ben sizden ayrıldıktan sonra kolumun bir tanesinde yine 7 trabzan, 1 zincir, 1 sık iğne şeklinde ördüm. Yaka kısmının bir bölümünü de tamamladım. Diğer bölümü aynı şekilde sizlerle birlikte çalışacağız. Siz de aynı şekilde yaparsınız. Evet, şimdi eteğimi çeviriyorum ve eteğimin en son kalan kısmını sizlerle birlikte nasıl yaptığımızı yine bir yakından bakalım. Sonra son dilimi de bir beraber örelim. Bir de kaç santim olduğunu sizlerle ölçelim. Sadece etek bölümünü sizlerle ölçelim. Kaç santim olduğunu. Şu şekilde etek boyumuz 24 santime karşılık gelmekte benim şu anki önümde tuttuğum elbisemin eteği. Son dilimlerini örerek bırakacağımız sırada 7 tane trabzanımızı örüyoruz. Bakınız 2, 4, 6, 7. Her birisini 7 tane trabzan olarak ördüm. Şimdi 7. trabzandan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. 3-3 olan şöyle ara boşluktan çıkıp yukarıya bir tane sık iğne olarak batıyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bu noktaya girip yine 7 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Toplam 7 tane trabzanımı her bir dilimim için bu şekilde ördüm. Sonrasında bir tane zincirimi çekiyorum ve başlangıç yerime, bakınız buradan başlamıştım. Başlangıç yerime gelerek batıyorum. Yine bir tane zincirimi çektikten sonra eteğimi tamamlıyorum. Elbisemizin etek kısmı da bu şekilde tamamlanmış oldu. Tığıma bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve sonra elbisemi alıyorum. Kol kısmını örmek için şu şekilde çeviriyorum. Tam kol altında bir tane kafesimiz var. Bakınız kol altı şu şekilde devam etmekte. Buraya giriyorum. Buraya tığımın ucunu girdirdikten sonra ipimi şöyle sol tarafa yatırıyorum. Tığımı geçiriyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki trabzanın hemen önündeki ilk kafesin içerisine 7 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Toplamda 7 trabzanımızı örüyoruz. Tıpkı etek ucumuzda da 7-7 çalışmıştık. En son bitireceğimizde de kollarımızda da 7 tane trabzan çalışıyoruz. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane kafes atlıyorum. Hemen yanında bakınız bir kafes var. İkincisine gelerek batıyorum. Pardon, ilk önce dolamayalım. Bir kafes atlıyorum. İkincisine önce sık iğnemizi yapacaktık. Sık iğnemizi buraya örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığımın başını ondan sonra doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. İkinciye battım. Bakın 7 tane trabzanımı örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımı tamamladım. 2, 4, 6, 7. Bir zincirimi çekiyorum. Bir kafes atlıyorum. 2 kafes atlıyorum. Bakın burada önce bitirdikten sonra atlarken üçüncüye batıyoruz. Bakınız bir kafes atlıyorum. 2 kafes atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yenisine başlayacağımız zaman ise bir kafes atlıyorum. İkinciye batıyorum. Buna dikkat edelim. Zaten gerilecektir. Güzel durmayacaktır. Hemen örgü zaten sizi uyaracaktır. Evet. Gerginlik, kastırma yapmıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. ve son trabzanımı da örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın, bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Sık iğne. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum, ikinciye batıyorum ve 7 trabzanımı örüyorum. Kolumuzu tamamını bu şekilde çepeçevre örelim. Trabzanlarımızı sırasıyla örerek tamamladım. En son battım, bakınız. Ve son olarak bir tane zincir çekiyorum. Buradaki trabzanıma batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Başlangıç yerimin hemen altından girişimi yapıp ipimi kaydırıp bir zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örerek tamamlayalım. 6 tane trabzanımız oldu. Bakınız 2, 4 ve 6. Kolumuzu tamamladıktan sonra şimdi yakamızı çalışalım. Bir tanesini ben daha önce çalışmıştım, yönümüzün birini. Şimdi burada yönümüzün biri yukarıdan başlarsa ilk örgü şeklinde yönlerimizin aynı olması için diğerinin aşağıdan başlaması lazım. Ben buradaki yönü, yani elbisemin sağ tarafını kendimize doğru giydiğimiz zaman, şöyle tuttuğunuz zaman da göreceksiniz. Bu kısmı aşağıdan başlamıştım. Aşağıdan başını dolayarak birer ikişer her grup için ördüm. Sonra hepsinin tepesine birer sık iğne ile batıp geldim. Bu tarafı aşağıdan başlıyoruz. Karşı tarafı ise yukarıdan başlayacağız. Evet, bu kısa hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen aynı rengiyle başlayalım. Bakın lütfen tekrar dikkat edip hatırlayalım. Benim önceki ördüğüm, yani hazır olduğu yönümüz, şöyle elimle tuttuğumuz zaman sizin de fark ettiğiniz gibi aşağıdan yukarıya olarak başladım. Sonra yukarıdan aşağı geldim. Bu tarafı ise yukarıdan aşağı doğru başlatacağım. Aşağıdan yukarıya doğru gideceğim ki yönlerimiz birebir aynı olsun. Evet, şimdi ipimi alıyorum ve başlıyorum. En tepe noktasından başlıyorum. Bir tane zincirimi çekmiştim ama şöyle fırladı. Yeniden zincirimi çekiyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. Ve yakamın en üst kısmını şöyle alıyorum. Batıyorum. Bakınız, trabzan olan grubumuz. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi yan tarafa doğru yine yatırıyorum. Tığımın başını dolayarak bu noktaya giriyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir tane daha giriyorum. 2 defa başını dolayıp tek seferde çektim. Ve şimdi kafesimin bulunduğu noktaya geldim. Bir defa doluyorum, çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir defa dolayıp çekiyorum. Hem trabzanlarımızı hem kafesimizi tığımızın başını bir defa dolayıp tek seferde çekme işlemi yapıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum. 1 ve 2. Aşağıya geçiyorum. 1 ve 2. Şöyle biraz da sıkı tutalım. İsterseniz ince uçlu tığımızla da çalışabilirsiniz. 2. 1 2 ve devam ediyorum. 1 2, dolayıp 2 de çekiyorum. Bakınız, 2 aşağıya geldim. 1 2 2 2, hepsine battım. Başını dolayıp tek seferde çekerek aşağıya kadar geldim. En son, bakınız, en son bölüm trabzanımın olduğu yere kadar 2-2 hepsine girdim. Şimdiki öreceğimiz sırada ilik çalışması yapacağız. Ne kadar düğme kullanmak istiyorsanız o kadar aralıklarla benim gösterdiğim şekilde ilikleri açabilirsiniz. 3 kullanabilirsiniz, 4 kullanabilirsiniz ya da daha fazla, ne kadar isterseniz. Evet, hemen çalışmaya başlayalım. Bakınız, trabzanımın üzerine ben bir tane zincirimi çekmiştim. Yine burada sizlerle birlikte yeniden açıp çektim. Ve yönünü, örgü yönüm olması için arkasını çeviriyorum. Ve hemen dibine batıyorum. Dibine battım. Sık iğne olarak battım. Ve ilk iliğimi burada açmak için zincir çekiyorum. 1, 2. 2 tane zincirimi çektim. Bir atladım. İkinciye batıyorum. Bir atladım, bakın, 2 zincir çektim, aşağıdan bir atladım, ikinciye battım ve sık iğne olarak devam ediyorum. 1 sık iğne, 2, 3 tane sık iğne örüyorum. 3 sık iğne ördükten sonra 1, 2 tane zincir çekiyorum, bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bu ikinci iliğim oldu. Ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane sık iğnemi ördüm. 2 zincir çektim. 1 atladım. İkinciye battım. Ve devam ediyorum. 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum. 1 ikinciye batıyorum. Ben dediğim gibi biraz sık çalışacaktım. 1 2 3 4 oldu. Ve devam ediyorum sık iğnemi örmeye. En son 1-2 tane zincir çekiyorum ve sona batıyorum. Buraya da son iliğimi açtım. Kaç tane ilik oldu? 1 2 3 4 5. Diğer tarafta ilik olmadığı için sadece sık iğne örerek tamamladık. Onu da hatırlatmak istiyorum. Bu kısımda bir defa başını doladık, bir defa üzerinden sık iğne geçtik. Burada ilik açtığımız için arada zincirlerimizi çektik. Bunu lütfen hatırlayalım. Sadece burası bir defa başını doladım, üzerine sık iğne, ama burası ilik olacağı için işlemimiz biraz daha farklı. Örgümün yönünü şimdi çeviriyorum. Burada çevirmeden önce bir zincir çekelim. Üzerinden devam ediyorum. Hemen dibine batıyorum çektiğim zinciri. Ve burada 2 zincir çekmiştim. İçine giriyorum. 1 tane sık iğne örüyorum. Bakın 2 değil, 2 zincire 1 sık iğne. Sonra yanındaki sık iğnemi örüyorum. Hepsini ördüm. 2 zincirimi yine alttan girerek 1 tane sık iğne örüyorum. Ve buradaki sık iğnelerimi birer birer örüyorum. 3 tane örmüştüm ve 2 zincirimin bulunduğu yere giriyorum. 1 tane örüyorum. Sık iğnemi, düğmemizi şöyle pot durmasın diye. Bakın sık sık düğmelerimiz oldu. Ve de sona kadar devam edelim. İliklerimizi açarak sona kadar geldim. Son iliğimin içerisine 1 tane ördüm. Ve kenardaki sık iğnemin de üzerine 1 tane batıyorum ve buradan bir zincirimi çektikten sonra yakamızın bu kenarının 2. sırasını ilik olarak açmıştık. 3. sırasını üzerlerine birer sık iğne olarak tamamladık ve burayı 3 sırada tamamladık. Elbisemizdeki bu ilik çalışmamızı yapıp ipimizi kestikten sonra yukarıdan aşağıya doğru yuvalarımızı hazırlayacağız. Buradaki yuvalarımızdan kasıt, bakın şuradaki trabzan gruplarımızın altına zincirler çekerek ben hazırlığımı yaptım. Burada örgümüzün trabzanının bu şekilde düz durması için yukarıdan önce zincir yuvamı hazırlayacağım. Sonra aşağıdan yukarıya doğru ise şu görmüş olduğumuz trabzanlarımı öreceğim. Burada biraz önce de söylediğim gibi bu yöndeki işlemimizin tam tersi bu yönde olacak. Ona dikkat edelim. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru zincir yerlerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve tam 5 tane olacak. Bakın burada da. Şu kısımdan başlıyorum. Şuradan giriyorum. Bakın burada da şuradan girmiştik. İlk baştan giriyoruz. Şöyle alıyorum. Buraya sabitliyorum kenardan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. İpimi yarımladım. Hemen düzeltiyorum. Evet, 5 tane zincirimi çektikten sonra diğeriyle aynı yere batıyorum. Bakınız diğerinde birinci kafesimi atlamışım. İkinci kafesi trabzan arasına batmışım. Şöyle gördüğünüz gibi. Buraya trabzanımın bulunduğu yere batıyorum. Birinci trabzanım, ikinci kafesim ve üçüncü trabzanım hemen şu kısma batıyorum. Bakın şuraya batıyorum. 5 tane zinciri. Ama burası 5 değil de ilk başladığı için şöyle 6 çekelim. Kasmasın şuraya da battığımız için. Buraya gelip sabitleniyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Diğerinde nereye batmışız bakınız. Yine kafesimizin hemen tepe noktasına. Şuraya bir tane atlayıp hemen şu kısma batıyorum. Bakın aynı yerlere batalım ki herhangi bir bozukluk olmasın. 1, 2, 3, 4, 5 burası çok önemli. Yine aynı kafesimin tepe noktasına şöyle gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kafesimin tepe noktasına batıyorum. Şöyle giriyorum. Kaç tane oldu bakalım? 1, 2, 3, 4, 5. ve son yuvamızı hazırlıyorum. Sonuncu grubumu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak örüyorum. Ve şuradaki ilk batmış olduğum yere gelerek batıyorum. buraya ikisini bağlantılı hale getiriyorum. Ve buradan bir zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümüzün yönünü çevirdik ve burada 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvamın içerisine tığımın başını doluyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Karşı taraftaki trabzan sayısınca trabzanlarımızı buraya dolduruyoruz. 3 oldu. 4, 5 ve 6. Şimdi sayalım burada kaç tane yaptığımızı. 2, 4, 6. 6 tane trabzanımı ördüm. 7.'yi şöyle sık iğne olarak yuvanın kendi içerisine batıyorum. 6 trabzan, 1 sık iğne. Sonra diğer gruba geçerken yine bir tane sık iğnemle geçiyorum. Her iki tarafta lütfen aynı şekilde olacak. Tığımın başını doluyorum. 6 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen dibine aynı yuva içerisine bir tane sık iğne. Diğer yuvaya yine bir tane sık iğne ile geçiyorum. Başlangıç ve bitişleri birer sık iğne yapıyoruz. Ve tığımın başını dolayarak 6 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yuva içerisine sık iğne. Diğer yuvaya sık iğne ve 6 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sık iğnemi örüyorum. Son yuvayı da aynı şekilde dolduruyorum. Sık iğnemi geçiyorum. 6 tane trabzanımı örüyorum. Ve çok şık bir elbise yakası ortaya çıkaracağız arkadaşlar. İnşallah bayramda yaparsanız çocuklarımıza da. 2, 4, 5, 6. ve son örüyorum. Ve yuva içerisine girerek bir tane sık iğnemi ördükten sonra ipimi bu noktada kesiyorum. Evet, yakamızı da bu şekilde çalıştık. Bakın ne kadar güzel oldu. Burası ilik çalışması yaptığımız yer. Arka alt tarafta kalan yere ise düğmelerimizi çalışacağız. Şimdi şuradaki yaka kısmımızda çalışmaya başlayalım. Ve son işlemimiz, yakamızı da tamamladıktan sonra elbisemiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Küçük bir de yaka çalışması yapalım. Yakamızı da yine kahverengi rengimle çalışmak istiyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Ve şuradaki ilik çalıştığım yerden başlıyorum. Şöyle iç kısmını çeviriyorum elbisemizin. Şöyle kapak olan yerimiz vardı, bakınız şuradaki süslememiz. Onun yanından bir ve ikinci trabzan, bakın kenar çalışmamızın yanından bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın araya gelerek batıyorum. Ve buradan sabitleniyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. 2'nin olduğu yere giriyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. 2'nin bulunduğu yere giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. 2'li. Yani şöyle aralarında ikişer trabzan olacak. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2 atladım. Araya batıyorum. 1, 2, 3 zincir batıyorum. Şöyle bakalım. Bu şekilde sona doğru ilerleyelim. Zincirlerimizi üçer iki trabzan atlayarak geldim ve sıramın sonundayım. Sıramı tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümüzün yönünü çevirdikten sonra ilk gelen yere şöyle altından girerek bir tane sık iğne örüyorum. Ve üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekip diğerine batıyorum. Bakın buraya sadece bir tane sık iğne yaptım. Yeni yer yapmadım. Buradan 3 zincir çekip diğerine battım. 1, 2, 3 tane zincir. Bu kısma lütfen dikkat edelim. Yakamızın yönünü burası belirleyecek. Yani düzgün durup durmamasını. Buraya bir tane zincir diğer yönde çekmiştim. İlk sık iğne ile battım. Üzerinden 3 zincir çektim. Yan tarafa battım. Bu şekilde de durdurup bakabilirsiniz. İkinci sıramızın başlangıcı için. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Her bir alttaki yuva için 3 zincir, 1 sık iğne. 1 2 3 tane zincir, bir sık iğne, 1 2 3 zincir, bir sık iğne şeklinde sona kadar ilerlemekteyim. 1 2 3 üçer üçer çekiyoruz zincirlerimizi. İkinci sıramızın sonuna kadar geldik. 3 tane zincirimizi çekmiştik. Yine en son yuvaya girmek için 3 zincirimi çekiyorum. Bakınız bundan başka yuva yok. Ben şöyle düğmelerimi de boşluğumda diktim. Buraya gelip batıyorum. Bir ara vermiştim. Bir zincirimi çekiyorum. Örgümün arka tarafını çeviriyorum ve çekmiş olduğum bir zinciri ilk yuvanın içerisine batırıyorum. Ve buraya bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen şu noktayı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanına batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aradan bir atlıyorum. Diğerine geçiyorum. 6 tane trabzanımı buraya örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanına batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir yuva atlayıp diğerine batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar bir zincir çekiyorum, yanına batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir atlayıp diğerine 6 trabzanım örüyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sonuna kadar trabzanlarımızı ve birer zincirlerimizi çekerek geldim. Hiçbir aksilik olmadan bakınız sona kadar geldim. Şimdi bir tane zincirimi çektim. En sondaki yuvaya giriyorum. 6 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve şöyle bakalım. Şimdi 6'şar trabzanlarımızı ördük. Başlangıçta. Ve bakın burada da bitişte ördük. Ve ikinci sıraya geçişimizi yapıyoruz. İkinci sıra için bitiş yönümüzde bir tane zincir çekmiştim. 2 3 3'e tamamlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle yandan giriyorum. Bakın yandan giriyorum. 1 2 örüyorum. Yandan giriyorum. 1 2 buna dikkat edelim. 3 tane zincir çektik. Diğer 2 trabzanımı yandan girdim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Kalan 3 tane trabzanımı yine yandan girerek örüyorum. 1, 2 ve 3. Tıpkı modelimizin içinde çalıştığımız gibi çalışıyoruz yakamızı da. Ve araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Yandan 6 tane trabzanıma girerek örüyorum. Diğerini arkadan girmiştik. Bakınız burası. Tersinden ördüğümüz için yandan örüyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Kalan 3 tane trabzanımı da örüyorum. Güpür kısmı ön tarafa düşecek bu şekilde ördüğümüzde. Şöyle gitmeden de görmenizi istiyorum. Bakın bu şekilde güpür kısmı elbisemizin ön kısmına düşecek. Tekrar zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Bu 6 tane trabzanımı 3-3 olarak 2'ye bölüyorum ve yine arasına 3 tane zincir çekiyorum ve yandan girmeyi de unutmuyoruz. 3 tane zincir. Sona kadar bu şekilde trabzanlarımızı birer birer örüp tamamlayalım. Buradan başlamıştım. Arkasından dolaşarak örerek geldim. Arkası da şu şekilde bakınız. Hiçbir potluk yok gördüğünüz gibi. Şimdi bitişini birlikte çalışalım. 6 tane trabzanımın 3-3 örmüştüm. Şöyle ilmeğimi kocaman bıraktım ki kaçmasın diye. 3-3 arada da 3 zincirle ördüm. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki bölümüme bakın sık iğneyle battığım bölüme geliyorum. Buraya bir tane trabzan örelim. Ve burayı bu şekilde bitirelim. Ve sonra buradan bir zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Çeviriyorum. Zincirimden sonra tığımın başını doluyorum ve buradaki orta noktasına gelerek batıyorum ve buraya 8 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 trabzanımızı ördük. Bir zincirimizden sonra tekrar bir zincir çekiyorum. Bu 3-3 ayırdığımız bölümün şöyle ortasına gelerek batıyorum. Aynı elbisemizin içerisinde ördüğümüz gibi. Tığımı bir tane zincir çekiyorum. Tekrar başını doladıktan sonra ortaya girip 8 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir zincirimi çekiyorum. Üçer üçer ayrım yeri vardı. Bakınız, oraya girerek batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar 8 tane trabzanımı örmek için diğer yuvaya giriyorum ve sıramı 8 tane trabzan, birer zincir, bir sık iğne ile tamamlıyorum. Evet, yakamızı son trabzanına kadar örerek tamamladım. Şimdi bitişi de birlikte çalışalım. Bir tane zincirimizi mutlaka çekmeyi unutmuyoruz ve başlangıçtaki şu bölüme giriyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra yakamızı çok güzel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. İpimizi içeriye gizleyeceğiz. Şöyle arkasından da görelim, bakın. Çok tatlı oldu. Evet, ipimizi gizleyelim. Son haline bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, en son yakamızı da ördükten sonra elbisemizi tamamladık. İnşallah beğenmişsinizdir ve inşallah hiçbir zorluk çekmeden bu güzel elbisemizi yaparsınız ve sevdiklerinizin üzerinde görmek nasip olur ya da hediye edersiniz. Her nasıl sizler uygun görürseniz. Yakamızı tekrar şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız, kesinlikle hiçbir potluk ya da kasma, yani çekme herhangi bir şey yok. Gayet hoş oldu. Düğmeleri de dediğim gibi ben arada boş bir vaktim vardı. O esnada dikerek tamamladım. Evet, şöyle tekrar bakalım. Bir de arkasını çevirip bakalım. Elbisemizi isterseniz dediğim gibi arkasında ön olarak tabii kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.